resmini görelim. Kamil Hanım gelir misin kızım? Ben özledim kızımı. Kızlarımız da yakın bu arada yaşlılara. Kızım çok değil. Güzel. Kızlarım evet. Kaderi de güzel olur. İnşallah. Benim gibi olmaz inşallah. Gel Kamil Hanım'cığım. Gideyim mi nereye? Ben mi gideyim? Nasıl istiyorsun? Ben mi gideyim? Annem. Çok güzelsin. Saçlarına bak ya. Kaşınıyorum birazcık. Bir şey olmaz. Annem seni çok seviyorum. Anne ben de seni seviyorum. Annem benim. Dur bir anne tamam bir gel. Anne. Annem benim. Annem annem. Ama ağlama hadi geç otur. Gel yavrum. Anne gelebilir. Anne. Kurban olurum. Sana kurban olurum. Kamil. İyi misin? Esen. Kurban olurum sana. Kamil. Ay, ay, ay. Babasıyla da selamlaşıyor şu anda babasıyla. Evet. Çok sevindim. İyiyim ki. Benden iyilik. Gel bakalım. Açın böyle bakalım. Anneni iki aydır görmedim. Peçet alabilir miyim arkadaşlar? Peçete verin lütfen bana. Hoş geldin anne. Hoş geldin. Kötüler sesim diyeyim artık. Hı? Evimin güzel kızı. Benim. Çok güzel. Babasına da çok benziyor. Evet. Su gibi. Diğeri de sana güzel. Da çok benziyor. Oğlum da güzel. O da öyle. Hepsi de. Üçü de öyle. Evet. Ama o suyu emanet ettim ona. İnci tanesi. Üçü de inci taneleri leke kondurmadan kendileri de yollarını buldular daha sonra. Hep onlar akıllı yetiştiler. Çünkü çok temiz çocuklar. Temiz çocuklarım var. Yani. Üçünüzü çok seviyorum. Annenle dünyamı karşında. Onlara boş. Onlar benim bu dünyam. Başka ben aradan çekildim. Bir kızınla konuş lütfen. Kızım çocuğum. Seni çok seviyorum. Başta bunu söyleyeyim. Telefonlarımızı niye açmadın anne? Onlar geri döndürmesinler diye. Ama senden ayrılmadım annem. Ben seni çok seviyorum. Ama anne desen ben yaşıyorum gelmek istemiyorum desen biz tamam sen derdik. Sen babana döndürme beni. Sadece bunu istemiyorum. Tamam ben sizden ayrılmadım. Bırakır mıyım? Hiçbir anne çocuğunu bırakmaz annem. Vardır bir sebebi. Yargılanmayacağım. Asla. Yargılanmaz hiçbir. Anne yargılanmaz. Var bir sebebi. Bir düşüncesi vardır. Sebebi vardır. Vardır bir şeyi. Bir çözümü de vardır. Bir çözümü de vardır. Her bir şeyin bir çözümü vardır. Yani bilmiyorum kızım. Ne diyorsan yapmaya hazırım ama onun yanında olmak istemiyorum. Estağfurullah ya. Ne istiyorsan yapmaya hazırım. Ben seninle ortaklaşa konuşuyordum zaten. Annem sen gittiğinden odana beri geldiğinde hani konuşuyordum sürekli telefonu odana. Açsaydın deseydin ben yaşıyorum bir sorun yok ne? Ama gelmek istemiyorum deseydin he. Ne anneannem bu hale düşerdi ne biz yani ne? Ona da yazık yani kaç yaşına gelmiş anladın mı kızını arıyor bu, ta İstanbul'dan çıkmış buralara gelmiş Antalya'dan ve ne zamandır burada yani anladın mı? Yani beni yazık geri döndürmesinden yani. Korktum sadece. Tamam gelmek istemiyorsan gelme evet. Tamam yani bir şey diyemeyiz ama en azından keşke açsaydın deseydin ki yaşıyorum, gelmek üzgünüm. İstemiyorum. Biraz da mantıklı karar veremedim. Kendimle mahkeme yapmam lazımdı. O mahkemeyi kendimle kurmam lazımdı. Kendimi dinlemem lazımdı. Mantıklı karar zaten hiçbir zaman doğru düzgün veremedim senin yardımın olmadan. Başta da evde de öyleydi. Her zaman her yerde öyleydi. Hep yardımcı mı oldu Kamil Hanım? Oluyordu her yerde her çocuk zaman. İnanın çok yardımcı. Oluyordu. Maddi manevi yardımcı ya. Benim dünyam Kamil'e. Doğru yolum Kamil'e. Ben doğru yolumu güzel. Ben ölmediysem Kamil'e borçluyum. Ay Allah korusun. İnan o derecedeyim. Hastanede her şeyde o. Peki şimdi evin içerisinde annenin ve babanın ilişkisi 23 yıllık evliliğin 3 tane çocuk var. Annenin evden kaçmasının nedeni ki nedir yani? Niye gitti annen evden? Huzursuzluktan dolayı gitti Didem onun. Niye yani, huzursuzdu anne? Aslında çok küçük şeylerden dolayı tartışmalar oluyordu ama çok büyüyordu tartışmalar. En son bardağı taşıran damla ne oldu sence annenin gitmesinde? Ne oldu? Ne etkili oldu? Onu hiç bilmiyorum işte. Onu anlam veremediğim için. Sorsana annene bence sor yani. Hani Isparta otogarından zaten çıkıp gitmiş. Onu bilmiyorum yani neden yaptığını. Ama şunu bize de ki sen de yani özellikle anneannen ve baban arasındaki bu evet, şey. Evet, evet. Ha, bu kadar mı? Aynen etkilidir tabii ki etkilidir. Bir de annem şu anki... Sarıldım bir de bir tuhaf. Kızın sana sarıldı tuhaf mı oldu? Yok ya biraz vücudum alışmadı hani bir sene bayağı bir olmuş. Kızına bir yılda sarılmıyor musun? Bir yıl oldu mu kızım ya olmadı değil mi? Olmadı. Ne zamandır annene sarılmıyorsun? Olmadı. Ben hatırlamıyorum ben ya. Şaka yapıyorsun.
Gerçekten mi? Evet. Annene sarılmadın mı? Yani temastan hoşlanmıyordu Didem onu. Yani. Ne zamandır hoşlanmıyor? 2-3 senedir bu şekilde. 2-3 yani, yıldır? Evet. 2-3 yıldır kızına sarılmıyorsun. Sadece bana değil, hani kardeşlerime de. Biliyorum ya, sarılmaktan hoşlanmıyor. Evet, sarılmaktan hoşlanmıyorum. Konuşuyoruz çocuklarımla. Hiç derdim onu. Yani konuşuyoruz ama sarılmayı istemiyorum ya. Bir tuhaf oldu. Şu anda da mı öyle? Vücudum evet, tuhaf yani, mı oldu? Çocuklarımla da öyleyim. Ne yapayım? Bir tik hali, bir huy hali. Üzüntü hali, sinir hali var. Ne dersen de işte bilmiyorum. Bunu aşacağım inşallah. Annen mi kıskançtı yoksa yani baban mı fazla umursamazdı? Çünkü evde kuşlar besleniyor, bir şeyler oluyor falan. Baban anneni umursamıyor muydu sence? Babam annemi umursuyordu ama babam çok çalışıyor Didem Hanım. Hani pazar günleri kuş satıyordu zaten. Hani... Ama evin içine kadar giriyor. Bak o kuş meselesini annen unutamamış. İşte pazar günleri kuş satıyordu. Satmadığı kuşları da yavrulattığı zaman küçük yavruları da hani yatak odasına, ondan sonra salona, mutfağa hani ölmesinler diye kış ayında o sebeple alıyordu zaten. Yani kafeste olursa problem değil mi? Uçmaları problem yok, değil mi? Yok, hayır. Kafesin içerisindeydi zaten. Babam hiçbir zaman evin içerisine salmadı kuşları. Kesinlikle salmam zaten. Gerçekten yok, hayır. Yok. Evde biz mutfakta balkonda yakalıyorduk. Kaçıyordu kendisi. Kaçıyordu işte, babam kendisi salmıyordu. Hani kendisi gitsin evin içerisine geçsin diye değildi yani. Onu o şekilde şey gerçekten... Ev hijyen değildi diyor yani. Evet, ev hijyen hani... Kendisine göre olmayabilir. Çünkü ben kedi seviyorum. Babam kuş seviyor. Hani tamam. Annem de çok böyle. Aynen. Annem de temizlik belki hassasiyetinden dolayı. Aynen. Hayvanlara karşı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yok, da. Yok öyle şey olur mu? Ha, tabii. Hayvan sevmeyen kendini sevmez. Öyle şey olur mu? Ay, tabii bence de öyle bir tanem. Olmaz yani. Ben severim. Evet. Ama şeyden dolayı yani bu evdeki o hijyenden, yemeğin içinde bile kuş yemiyor. Nasıl çıkar ya yemek yemeğin içinde? Çıkıyordu yalla kuş yemeğe bile siyaz. Küçük her şey, her ya çeşit var yani. Kafesin içerisindeki zaten asılı. Mutfakta da zaten kuş yemi var. Neresine gidersen. Dolapların üstünde, buzdolabının üstünde var, doğru mu? Bak ne soruyor. Yani orada yem yok. Balkonda, kafesin kuş üstünde yemi yemler. Kuş var, mutfakta da var. Yani etkilenmişim herhalde. Kuş ya. Zaten Didem Hanım hani iki tane kuş kalmıştı. Eğer dese kim ki... haklı? Annen mi haklı, baban mı haklı? Annem kendine göre haklı. Ama bu kadar bence... Geçerli değil ya. Yani evden ayrılmasına, gitmesine, yani, evet. Terk etmesine neden olacak kadar bir şey. Bu kadar değil bence gerçekten. Yani. Söyler misin annene bunu peki? Ben, ben anneme hep söylüyorum şimdi ki. Şimdi ben de bir dinlemek istiyorum. Hani, sizi bir konuşurken görmek istiyorum. Tamam, haklı tartışmalarından haklısın. Ben de zaten artık yani ben de yoruluyorum, farkındayım. Ama hani bir anda hiçbir şey demeden gidecek kadar var mı sence anne? Yani evet. Evet evet. Tamam. Kendi düşünceme göre vardı. Yani uzaklaşacak kadar, gelmeyecek, o eve girmeyecek kadar. O evde onun olduğu için hani başa kalkıyor, dayın da kızıyor zaten. Evden çık 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 demelerinden evet, artık. Dayım psikolojik olarak çok baskıda bulunduğu için annem zaten çıkmak istiyor. Ya asıl problem bence benim gördüğüm, çok onu söylemek istemiyorsun. Anneannenin de yaşı var, anlıyorum onu. Ama asıl problem anneannenin biraz tabii baskın bir karakter olmasından kaynaklanıyor. Çok otoriter evet. Çok mu otoriter? Evet. Her şey mi karışıyor? Hemen hemen her şey evet. Yani atıyorum, eve gelip yediğinizi içtiğinize de mi karışıyor? Şöyle Didem Hanım, hani bir tek bize karşı değil, diğer çocuklarına karşı da karışıyor. Ama annemin psikolojisinden tam olarak şey yapmadığı için, hani emin olmadığı için kendisi. Rahat bırakamıyor. Hani diyor ki hani o yapmıyorsa bari ben yapayım. Hani onun annelik görevini o tam yerine getiremiyorsa ben bari en azından yapayım ki... Yarım öyle kalınmasın mi? Yani evet. o şekilde. Temizliğin memizliğin yapardım ben, yaparım hepsini. Ay, temizliğin sen mi yapardın? Yaparım yani hepsini yaparım. Sadece o şekilde değil hani arayıp neredesiniz diye sormalar olsun. Ha, yani kızının tam olarak annelik yapamayacağını düşündüğü için. Aynen evet. Onun yerine kızı yerine bir anlamda gizli annelik yapıyor. Aynen. Yok bakarım ya, hepsine bakarım. Evet. Niye peki kızım mı anne? Mecbur, o bakamıyor, yok kafa yok. Anne kafa olmasın canım. Annem psikolojik olarak. Bozuldu. Ama 2-3 yıldır böyle. Yani Mehmet'in evi terk ettiğinden. 2 senedir gitti. Böyle. İşte gittiğinden beri. Mehmet'in gittiğinden beri. Sonra öyle oldu yani. Kocasını seviyor. Oy. Kocası tamam, gittikten sonra öyle oldu. Bütün problem Mehmet Ali'de mi peki? Esengül'ü tutamadık. Bütün problem Mehmet Ali'de mi? Kocasını sevdiği için oldu. Tabii onun yüzünden oldu ya. Niye yani? Niye psikolojik? Hala bozuldu? Seviyor mu sence kocasını? Seviyor baksana. Tabii seviyor. Ha şu anda seviyor. Evet. Seviyor musun? Ben saygı tabii duyuyorum. Sevmek kocasını yani, seviyor ya. Ben aynı yani kocalı karılık olsun istemiyorum.
Kocasını istiyor. Kocalık karalık olmasın. Ne onun yerini başkası tutar. Anne diyor ki kocasını istiyor diyor. İstiyor. Senin adına karar da. Veriyor evet. Biraz. Veriyor. Evet. Her zaman verir o, verir. Kararcıdır o. Kararım gördüğüm o. Yani. Benim de gördüğüm o. Benim görüş siz gel sizce. Bak kaynanan iyi bir şey de yapıyor şu anda. Yani. Sizce yok ha? Mu öyle? Yok ya, mu? Öyle? Bilmiyorum sen sor istersen izleyicilere. Değil mi kızım öyle yani ben annemin babam için ağladığını da biliyorum. Babamın yani. Annem için ağladığını da biliyorum. Ağlıyorlar birbirine. İkisi de birbirisi için ağlıyor ama hani babam annem böyle davrandığı için gururuna yediremiyor açıkçası. Annen gidince baban ağladı mı? Evet. Aa biliyor evet. Musun? Yani ağla seviyorlar. Ben bir kez de yani birçok kez. Birçok çocukla ortada evet. Kaldım ne yapabilirim? Bir de ben böyleyim yani çıkamam bir yere. Seviyorlar. Derdimi anlatamam Hanım, kimseye anlatmadım. Derdimi yerinde çoğu değil. Zaman söylemedim kimseye. Kızım büyüdü mü? Bak sen evden gidince senin için evde ağlayan bir erkek bırakmışsın. Kızlarım, çocuklarım yani. Hepsi ağlıyor. Ama o eve dönmem. O eve girmem, Antalya'ya da girmem. Tamam, başka eve gidelim. Aynen başka eve taşınalım. Ev bulduk. Kızımı attım. Kızım defalarca buldu. Hangi gidelim. İlde? İli söyle. Antalya ilinde. Antalya'da. Ama aynen. Çocuklarım istemiyor Didem Hanım. Çünkü benim kızım değilse bir yine Antalya'da inşaat ama bölümü. Emine Hanım'dan uzakta bir ev. Uzak olsun, ya uzak olsun. Ben sadece şunu istiyorum. Eğer barışırsa ben kendisi. Ben aradan çekildim. Siz bir karı koca konuşun. Kendisi benimle devam ederse bu yola 23 yıllık evliliğimize çocuklarım da var. Ama kaynanam gelebilir, görebilir şey kızına. Yok, eşinin gözlerine yani. Bakarak, bir dakika Emine Hanım. Eşinin gözlerine bakarak bu teklifte bulunur musun? Tabii ki de. Sen 23 bile bak... yıllık, 24. senemiz. Devam ettirmek istiyorsan, herkesin içerisinde söylüyorum. Devam edelim. Hayır diyorsan bana kesin net söyle ki, kızım ta Antalya'dan İstanbul'a gelmiş, işini gücünü bırakmış. Senin için ve benim için, evet. Yuvalarımız için. Tamam evet. Devam ettireceksen tamam diyeceğiz. Ev diyorsan evi de taşıyacağız. Ama tabii ki biliyorsun durumu. Ben ilk haftadır hemen buradayım, çalışmıyorum. Ben de çalışırım, size destek ya, veririm. Ama herkes destek ben veriyor zaten bana. Ben de çalıştım Didem Hanım, sonra ben de çalıştım. Sadece şunu söylüyorum Didem Hanım. Kendisine de söylüyorum. Kimseyi dinlemeyeceksin. Sen, ben, çocuklar. Tamam, kimseden etkilenmeyeceksin. Dinlersen yuva olmaz kesinlikle. Bak bunu sana yüzüne söylüyorum. Herkesin içinde de söylüyorum. Karışma. Benim ailem karışıyor mu Esengül? Telefon açıyor musun? O öksüz ben yetim mu? Gerçekten kimsesi ben yok. Ben ablalarıma, enişlerime, Esengül böyle böyle yapıyor dedi diyorum muyum? Söyle bakalım diye. Yok, barışsınlar. Barışsınlar mı? Evet. Aa, Emine Hanım da barışsınlar evet, diyor. Barışsın çünkü çocuklarımı ben çok seviyorum. Mehmet Ali damat olarak beğenmiyordum. Torunlarımı dünyaya değişmem. Ya, tabii ki ben çocuklarımı annesiz olarak bırakmak istemiyorum. Torunlarımı dünyaya değişmem, dünyaya. Tamam.